Selam. Ay, ben hala rahat olamadım. Şunları da çorapları göstereyim. Sema almıştı. Sema, teşekkür ederim ya. Bunları sen hatta hem kendine hem bana almıştın. Çok teşekkür ederim. Çok tatlısın. Bunun yakınlığı, uzaklığı iyi mi? Aloha. Bu aloha derken de elimi böyle açmadan aloha olmuyor. Bilmiyorum böyle aloha. Evet, bugünkü konumuz falan diye başlayamıyorum. Şimdi öncelikle sizi yeni gelişmelerle ilgili kısacık bir bilgilendirmem gerekiyor. Sizin için mini minnacık küçücük bir öneme sahip olabilir ama benim için gerçekten büyük bir öneme sahip. Çünkü uzun zamandır istediğim bir şey yaptım. Bu videonun konusuyla alakası yok ama sizinle paylaşmak istiyorum. 2-3 gün oldu. Şöyle bir şey gösteriyorum. Gerçi kulaklarım da şöyle. Batikon kalmış olabilir, kusura bakmayın. Bir burayı deldirdim. Bir de şurayı. Şu bölgeye ne deniyor bilmiyorum. Görebiliyor musunuz? Şurası. Bir de bunlar kapanmıştı benim. Böyle özellikle şu ikincisi. Onu da deldirdim. Neyse, şöyle yakın plan gelmek de komik olur. Böyleli bir girişimiz olsun. Şimdi bu videonun konusuna gelecek olursak. Ben şöyle bir şey düşündüm arkadaşlar. Zaten hani ilk bölümü büyük ihtimalle yayınlanmış olur bu video. Yayına girdiğinde son 2-3 ayda izlediklerimi böyle bir videoda toparlamak istedim ve onu çektim ilk. Sonrasında şimdi bu videoda da son 2-3 ayda dinlediğim podcastler, sesli kitaplar ve okuduğum kitapları ele almak istiyorum. Bunları sizlerle böyle her 2-3 ayda bir paylaşayım. Bu böyle bir içerik, böyle bir video çekeyim istiyorum. Siz de o yüzden özellikle hani bu içeriği, bu videoyu hem bunu hem de son 2-3 ayda izlediğim filmler, işte belgeseller, diziler, her ne varsa o videoyu beğendiyseniz özellikle yorumlarda belirtirseniz çok çok memnun olurum. Bu arada videoya başlamadan şunu da söylemek istiyorum. Benim okumamı hani sesli kitap ya da işte normal kitap olarak önerdiğiniz kitaplar varsa ya da podcastler varsa yine önerdiğiniz inanılmaz açığım. Lütfen paylaşmaktan çekinmeyin. Yine yorumlarda yazabilirsiniz diyerek artık ilk aşamaya geliyoruz. Şimdi ilk ele alacağım konu aslında okuduğum kitaplar olsun. Bu ay, bu arada buraya da not aldım. Siz göremiyorsunuz ama bana çok iyi oluyor. Bu ay tam olarak 4 kitap okudum. Şöyle. Ve yani 2-3 ayda 4 kitap okumak, evet, kimine göre az gelebilir. Yani bana göre de az aslında. Ama bu aralar sesli kitapları çok iyi dinleyebiliyorum. Yani zaten yok 10 tane sesli kitap dinledim. Onları da birazdan anlatacağım size. Ama kitap okumakta biraz zorlanıyorum. Bir de bu sesli kitapları keşfettikten sonra kitap okumak biraz daha odaklanmak gerektirdiği için hani iş yaparken falan sesli kitap dinleyebiliyorsunuz. Ya bu aralar benim için öyle. O yüzden neyse yani böyle bir dengesizlik oldu. Şimdi ilk okuduğum kitap, ikisi burada hatta. Ellerimin ucunda. Birincisi Bir Şifa Bağımlısının İtirafları kitabı Ela Başak Atakan yazarı. Bu kitabın yazarı. Ya bu kitap böyle şey, hani nasıl diyeyim size? Böyle bir çırpıda hani okuyacağınız bir kitap olabilir. Ya da böyle hani çok derin anlamlar aramayın. Hani böyle bir kahvemi içeyim, onun yanında da ne okusam, beni ne güldürür. Böyle biraz da belki bir şeyler öğretebilir, deneyimlerini paylaşması birinin falan gibi. Bu arada ben niye böyle öneriyorum? Şöyle durayım. Böyle bir kitap istiyorsanız bu gerçekten güzel bir kitap. Konusu zaten Ela Başak hanımefendinin yıllar süren şifa arayışını anlatıyor. Bu şifa yolculuğuna başlamasının da zaten, şöyle kitabı tutayım bari bunu anlatırken. Şifa yolculuğuna başlamasının en büyük sebebi de kızının geçirdiği bir hastalıktan dolayı oluyor. Ben kitabı beğendim. Yani yazarın dili böyle esprili birçok yerde. O hoşuma gitti. Bir de zaten genelde hani anılarını hep anlatıyor. O yüzden ben de şifa bağımlısı olduğumu düşün... Ya bilmiyorum. 10 üzerinden 6,5 bence şifa bağımlısı olabilirim. Ama bağımlı değilim ya bence. Ama şifa ile ilgili her konuyu, her şeyi okumayı, izlemeyi çok seviyorum. Çünkü bilmiyorum. Şifa benim için evet. Belki şifa bağımlısı da olabilirim. Kendimden de bir şeyler bulabildiğim için çok hoşuma gitti. Lakin eğer ki böyle
nasıl diyeyim, değişik şifa yöntemlerine açık değilseniz ya da size böyle çok saçma geliyorsa okumanızı önereceğim bir kitap değil. Ama diğer türlü bunlara açıksanız kesinlikle okuyun derim. Ben çok keyif aldım. Hani okumamış olsam okumayı dilerdim ama bir daha okuyacağım bir kitap da değil. Şimdi ikinci kitap olarak Viktor E. Frankl. Kesinlikle doğru okuyorum, eminim. İnsanın Anlam Arayışı kitabını okudum. Bunu zaten hani çok uzun zamandır aklımdaydı ve sanıyorum çok 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 eskiden, yani bayağı seneler önce galiba başlamıştım, biraz okumuştum. Ama ondan sonra böyle hani yok şimdi okuyamam deyip bir kenara attığım bir kitaptı. Uzun zamandır aklımda olan bir kitaptı kısacası ve zaten kısa, 160 küsür sayfa, 166 sayfa. Çok etkilendim. Zaten Viktor E. Frankl bir psikiyatrist, bir psikolog. Bir dakika, yanlış söylemek de istemiyorum. Evet, psikiyatr kendisi. Zaten 20. yüzyılın önde gelen psikiyatrlarından biri. Ve de bu Adler'in ortaya attığı fikirlerden hemen sonra kendisi çığır açıyor aslında. Ve varoluşçuluk üzerine... Ay bir dakika, yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Böyle bir 10 gün falan oldu okuyalı da... Adler'in üzerine koyarak gidiyor diyebilirim size. Logoterapinin ilkelerini anlatıyor kitabında. Ama daha da önemlisi kitabının yarısı kendisi Auschwitz gaz odalarından, yani ölüm kampından kurtulan biri. Dolayısıyla orada bir insanın ne şartlar altında, nasıl bir mantaliteyle, nasıl bir akıl sağlığıyla, duygusal durumuyla hayatta kalabileceğini aslında gözler önüne seriyor. Ya bir şeyler eksik kalacak. O yüzden hani sürçülisan edersem affola demiyorum bu kitap için. Eksik kalan şeyler için affola diyorum. Çünkü aslında hani ben bu kitabı özellikle bir videoda ele alayım mı diye düşündüm. Yani bir video boyunca bu kitabı anlatayım mı diye düşündüm. Sonra da hadi dedim, yani zaten okumanızı çok önerdiğim bir kitap ve okursanız eminim siz de memnun kalırsınız, bir videoda anlatmayayım dedim. Ama birçok yerin altını çizdim. Yani şöyle göstereyim size. Ve sizinle aslında paylaşmak istediğim bazı yerler vardı. Ama şöyle bir baktığımda... Buldum. Aradığımı buldum. Sizinle şunu paylaşmak istiyordum. Logos zaten Yunanca anlam demek. Logoterapi de yani anlam terapisi ve yani 3. Viyana Psikoterapi Okulu olarak adlandırılan bir teori, insan varoluşunun anlamı üzerine diyor. Logoterapiye göre de kişinin kendi yaşamında bir anlam bulma arayışı insandaki temel güdülendirici güçtür. Yani aslında her birimizin kısacası hayatlarında bir anlam bulduğu zaman yaşamı yaşamaya değer bulduklarını ele alıyor. Ve bunu da o kadar güzel hani ve çok istisnai bir örnekle yapıyor ki, ölüm kampında hani kurtulma olasılığı bayağı az olan, hani sayılı insanlardan biri oradan kurtulan ve orada bir anlam bulup nasıl hayata tutunduğunun da hikayesi. Sonrasında zaten logoterapi kurucusu oluyor kendisi, yani bu teoriyi ileri sürüyor. Bunun yanı sıra 3 ve 4. kitap, zaten bu Normal İnsanlar kitabını, Sally Rooney'nin kitabı. Size bahsettim mi? Diziden bahsetmiştim bir videomda. Onu da eğer izlemek isterseniz şuralara, bir yerlere şöyle koyabiliriz. Onu izleyebilirsiniz. Normal İnsanlar kitabını da okudum, diziyi izledikten sonra. Ve açıkçası birazcık, tırnak içinde birazcık ön yargılıydım. Çünkü genelde diziyi izledikten sonra hani kitabın böyle muhteşem olmasını bekliyorum. Ve böyle kitabın muhteşem çıkmadığı zamanlarda da bayağı hayal kırıklığına uğruyorum şahsen. O yüzden de hani çok böyle büyük ümitlerde bulunma, çok umutlanma falan diye okudum kitabı. Ama sonrasında bayağı sevdim. Yani Sally Rooney'nin ben çok iyi bir yazar olduğunu düşünüyorum. Gerçekten hani benden küçük kendisi, ya 90'lı ya da 92 doğumlu İrlandalı bir yazar. Çok bugüne uygun bir dilde yazıyor ayrıca ve böyle çok akıcı bir anlatım dili var. Daha doğrusu yazım dili var. O yüzden ben bayağı başarılı buldum. Zaten karakter analizleri, tasvirleri de beni çok etkiledi. Normal İnsanlar onun okuduğum ilk kitabıydı. Sonra da Arkadaşlarla Sohbetler kitabı. Zaten yazarın ödül kazandığı, doğru hatırlıyorsam, ilk yazdığı kitap
Arkadaşlarla Sohbetler kitabı. Onu okuduktan sonra, yok, ilk işte Normal İnsanları okuyup sonra onu okudum. İkisini de çok beğendim. Normal İnsanların konusunu anlatmıyorum. Arkadaşlarla Sohbetler kitabı da aslında adını yanlış söylüyor olabilirim ama doğru hatırlıyorsam Frances diye bir ana karakterimiz var. Onun kendisi üniversite öğrencisi. Onun hayatında işte tanıştığı böyle bir çift oluyor. Bir de çok yakın bir arkadaşı var. O yakın arkadaşıyla olan ilişkisi, artı bu tanıştığı çiftle olan ilişkisi ve böyle duygusal dramalar da var işin içinde. Yani birçok şeyi sorgulatıyor da aslında bir yerde. Ama böyle çok fazla size spoiler vermemek için detaylı anlatmak istemiyorum. Daha böyle, yani Normal insanlar bence daha dokunuyor. Böyle bir yerlere dokunuyor, işliyor. Daha böyle naif bir tadı var diyeyim kitabın. Ama böyle şimdi de yemeğe benzettim. Ne olabilir? Çok böyle hani bir şey yediğinizde ilk başta o tadı almazsınız. O tat sonradan gelir ya. Normal insanlar kitabı öyle bir tat bıraktı bende. Ama Arkadaşlarla Sohbetler böyle her gün ama yediğimiz böyle güzel, iyi bir akşam yemeği diyebilirim. Öyle galiba. Ama böyle tadı sonradan gelmeyen, üstünde çok böyle düşünmenize ya da aa buraya bir daha gideyim demenize sebep olmayan. Sesli kitaplarda tam olarak 10 tane okuduğum, yani dinlediğim kitap oldu. O yüzden böyle video deli gibi uzamasın diye biraz hızlı hızlı anlatacağım. Yani daha doğrusu okuduğum her kitabı detaylandırmayacağım. İlk iki kitap zaten Mark Manson'ın Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı, bir de Her Şey Boktan kitabı. Şöyle buraya zaten koyarım ben sizin için. Koyarız. Her Şey Boktan kitabı 7 küsür saat sürüyordu. Yine doğru hatırlıyorsam bayağı uzundu. Onu böyle bir 2 hafta, 3 hafta içinde falan dinlemiş olabilirim. Güzel bir kitap. Yani kötü diyemeyeceğim ama birçok yerde yazara katılmadım. Genel olarak zaten umut etmeme sanatından bahsediyor. Yani çok kaba hatlarıyla umut etmezseniz mutsuz da olmazsınız diyor. O yüzden de hani siz şu günü yaşayıp umut etmemeye bakın diyor çok kabaca. Diğer kitapta Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı bence çok daha iyiydi. Çünkü ben umut etmenin önemine ve güzelliğine çok inanıyorum. Yani Kafaya Takmama Sanatı kısacası, evet, neden kafaya takmamamız gerektiğini anlatıyor. Ama bunu çok güzel bir üslupla anlatıyor. Zaten çok esprili bir dili var yazarın. Dinlemenizi öneririm ama ikisinden hangisini dinleyeyim, bir tane dinleyeceğim derseniz kesinlikle Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı'nı dinleyin derim. Bu arada şeyi de sevmiyorsanız, hani böyle Amerikalıların o anlatma tarzı vardır ya, hey dostum işte burada şöyle oldu falan gibi, o tarz bir dili var. Ya İbrahim Selim seslendiriyor, onun seslendirmesi böyle inanılmaz güzeldi benim için. O yüzden hani ondan da hoşlanmıyorsanız, bilmiyorum, belki hoşlanmayabilirsiniz bu Amerika dilinden. Ama güzel bir kitap. Yani dinlemenizi öneririm diyeyim. Üçüncü olarak İlber Ortaylı'nın Bir Ömür Nasıl Yaşanır? Evet, kitabını dinledim. Ve o kitap bittikten sonra kendimi gerçekten ben ne kadar cahilim, ben 32 yaşında hiçbir şey başaramadım mı falan diye böyle çok harika hissetmedim. Gerçekten ben geç kaldım bir şeylere. Duygusu böyle içime geldi, şurama oturdu. O yüzden yani o açıdan beni biraz rahatsız etti. Ama tabii ki de okumamız gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Her şey bir yana, zaten kendisinin çok önemli tavsiyeleri, önerileri var. Özellikle hani 20 yaşında ya da 20 yaşından küçükseniz ya da hadi 22-23'ten önce okursanız bence gerçekten çok şanslısınız derim. Çünkü gerçekten işinize yarayabilecek çok fazla öneride, tavsiyede bulunuyor. Ve Bir Ömür İlber Ortay hocamıza göre nasıl yaşanır onu anlatıyor. Evet, ben keyif aldım. Okumanızı öneririm. Ve benim keyifle, çoğu zaman keyifle, çoğu zaman da Allah'ım çok geç kaldım ben duygusuyla dinlediğim bir kitap oldu. Dördüncü olarak da bunları da böyle hani çerez kitap diyeceğim size, sadece ve sadece kısalıklarından dolayı. Şimdi bir kitap şuydu, ismini tabii ki de hatırlayamadığım için zaten not aldım. Kendisinin efendisi olmayan hiç kimse özgür değildir diye bir kitabı sesli olarak dinledim. Epiktetos tarafından 2000 yıl önce zaten
Öğretilen bilgilerin kitap haline getirilmesi bu. Birincisi bu. İkincisi, sen beni aşağılayabilirsin ama ben aşağılanmam diye Diyojen'in bir kitabını okudum. Bunlar tabii ki de çok çok, yani 2000 yıl öncesinden bahsediyorum. Ve çok kısa, 60, 70, 75 dakika civarlarında hani dinlemesi sürüyor. Bu sen beni aşağılayabilirsin ama ben aşağılanmam Diyojen'in kinik felsefeden bahsediyor. Ve kinik felsefe, ne diyecek olursanız, kaba olarak söylediğim, yani söyleyebileceğim, hiçbir şeyiniz yokken bile mutlu kalabilme sanatı diyebilirim. Bir de tabii ki bundan daha da önemlisi, aşağılandığınız zaman bunu aşağılanma olarak almayabilmeniz. Yani biri size sen ne kadar da şöyle bir insansın, böyle bir insansın dediğinde onu aslında aşağılanma olarak almıyorsunuz. Ve bu size farklı bir güç kazandırıyor, içsel bir güç. Tabii bu kitapları okur okumaz hemen ertesi gün paylaşınca daha da verimli olduğunu düşünüyorum. Ama maalesef ki yani bu kitabı okudum hadi hemen paylaşayım gibi olmuyor. Sadece belki küçük notlar alabilirim bundan sonra. Hani böyle bir içeriğe başladığım için. En azından şöyle 3-4 cümle hani her kitap sonunda alırsam sizler için güzel olabilir. Bunun yanı sıra kendisinin efendisi olmayan hiç kimse özgür değildir. Çok hatırlamıyorum, şimdi yalan söylemeyeyim ama okumanızı öneririm. Benim hoşuma gitmişti dinlemesi. Bir de şeyi dinledim. Zor zamanlar için insan kalma rehberi. O da Baltazar Gracian diye bir yazar da demeyeyim, işte öğretileri olan birinin öğretilerinden kitaba çevrilmiş bir kitap diyebilirim. Bu da çok öğreticiydi ama böyle daha felsefik, yani hep böyle felsefik yaklaşımlar. Ama içinde kesinlikle sizi düşündüren noktalar oluyor ve bunlar sesli kitap olduğu için zaten bir kere dinliyorsunuz ve hani aklınızdan giderse gidiyor. Ve ben de araba kullanarak genelde dinlediğim için hani not alamıyorum o sırada, bir şey yapmıyorum. Ama bayağı keyif aldım ve öğretici olduklarını da söyleyebilirim. Kaç oldu? 7. sırada satranç kitabını dinledim. Stefan Zweig. Zweig'in kitabı. Roman, yani satrançla ilgili bir roman. Beni bayağı etkiledi. Zaten kısa bir kitap. Yani dinlemesi uzun sürmüyor. Bayağı etkiledi beni. Çünkü hapse düşen bir adamın nasıl satrancı aslında öğrendiği ve sonrasında akıl sağlığını yitirmesine nasıl sebep olduğuyla ilgiliydi. Bakın bunu çok net hatırlıyorum. Ama yazarın anlatımı, bütün hikaye gerçekten etkileyici. O yüzden dinlemenizi öneririm. Bu arada hep oralara bakıyorum. Çünkü ışık kurdum. Belki fark etmişsinizdir. Yüzüme bir nur indi. Çok hoşuma gitti bu ışık. O yüzden biraz ona böyle teşekkür ede de gidiyor bu anlatım. Bu satranç dediğim gibi yani evet güzeldi. Ama böyle hani roman olarak, hani kategorisi roman olduğu için o konu başlığı altında dinlemenizde fayda var. Ve son olarak da Çetin Çetintaş'ın Hayat Sana Ne Anlatıyor kitabı. Bu arada benim kitap okumak mı dinlemek mi diye bir videom vardı. Yine izlemek isterseniz onu da şuralara koyarım, bir yerlere. Oradan bakabilirsiniz. O videoda zaten bu Çetin Çetintaş ve ustalık gerektiren kafaya takmama sanatından çok az bahsetmiştim. Zaten ilk okuduğum, pardon dinlediğim iki kitaptı. Şimdi bu Çetin Çetintaş'ın kitabı, ben yoga ile ilgili olduğu için okumak, dinlemek istedim. Ve ateş, hava, su, ateş, hava, su, toprak, dört elemente göre hem yoga hareketlerinden biraz bahsediyor hem de bu elementin işte yokluğunda, fazlalığında falan ne hissederiz. Biraz bunu ele alıyor. Ama nedense yani dürüst olmam gerektiği için böyle bir yorumda bulunacağım. Ben keyif almadım. Yani bana hitap etmedi kitap genel olarak. O yüzden hani dinledim, evet. Yoga ile ilgili olduğu için merak ediyordum. Bir de birçok yerde gördüm bu afişini işte birkaç ay önce. O yüzden hani aklımdaydı. Ama hani böyle çok yoga ile ilgiliyseniz evet bakabilirsiniz derim. Ama eğer okumazsanız, dinlemezseniz de bir şey kaybetmiş sayılmazsınız. Bunu da söylemem gerekiyor. Bana göre bu böyle. Şimdi son iki kitaba gelecek olursak, bu iki kitapta zaten bipolar konusuyla alakalıydı. Bunu da hem işte İngilizce bu iki kitabı dinledim, hem böyle araştırmalar falan yaptım. Aldığım birkaç kitap oldu.
Onlardan da böyle baştan sona okumadığım için ele almadım burada. Ama bu iki kitap eğer ki İngilizceniz varsa ve bipolar konusuyla ilgiliyseniz, ben çünkü bu konu hakkında bir video çektim. Belki bu video yayına girdiğinde o da yayına girer, bilmiyorum. Ya da belki bundan sonra ele alırız. O videoyu çekmek için de biraz daha araştırmak istemiştim. O yüzden de bir tane dinlediğim kitap The Complete Guide to Understanding Bipolar Disorder diye Mark Golden tarafından yazılan bir kitap. Bu ya Mark Golden yazarının adı olması diye düşünüyorum. Umarım seslendiren kişinin adını söylememişimdir. Bu bir tanesi. Diğeri de How to Live with Bipolar Disorder. Kelly McGee yazıyordu. Ben nereden şey yapıyorum? Audiobook, yok, Storytel'den dinledim ben. Ve yazar, yani bu kitapta, ikinci bahsettiğim How to Live with Bipolar Disorder kitabında çok etkilendim. Çünkü bu kendisine 14 yaşında mı 17 yaşında mı ne bipolar teşhisi konan bir kızın yazdığı kitap ve kendi hikayesini aslında anlatıyor. Ve bipolar olanların ne yapması gerektiğinden, bunun zorluklarından, bunun aslında hayatta sizi hani hem olumlu hem olumsuz anlamda nerelere sürükleyebileceğinden de biraz bahsediyor. Ve son olarak da dinlediğim podcastlere gelecek olursak, bugün sizinle tam olarak 4 tane podcast seçtim. Dinlediğim, onları paylaşacağım. Bu arada podcastlere gelmişken, ben 15. bölüm yayınlandı. Yani 14. bölüm yayınlandı ama işte birkaç gün sonra 15. bölümü yayınlayacağım için şimdiden söylüyorum, bu video hazırlanana kadar çoktan yayınlanır. 15 bölüm yayında arkadaşlar ve çok heyecanlıyım. Spotify'dan, işte Apple'dan, yani podcast dinleyebileceğiniz birçok platformdan dinleyebilirsiniz. Podcast'imin adı Ne Olmuş Yani. Zaten buraya ya da buraya koyarız. Oradan da bakabilirsiniz. İşte yani nasıl yazıldığına. Yani işte çok heyecanlıyım. Böyle zaten konuşamadım şu anda. Ama gerçekten radyo programı gibi geliyor bana. Ve her bölümde bir soruyu ele alarak gitmek istedim. Nasıl anlatabilirsem, artık içimden nasıl akarsa diye yola çıktım. Ve sonrasında böyle sema, işte ona geleceğim. Hatta podcastlerde de bahsedeceğim bir podcastin adı Wake Up Witch. Bu Sema İşcan ve Puka'nın beraber yaptığı podcast. Yani Sema işte bunu ele alıyor diyeyim. Yani böyle bir podcast'i başlatıyor. Ama değişik konuklar da alarak. İşte Puka bunlardan bir tanesi. Beni sağ olsun davet etti. Ve zaten onun podcast'ine konuk olmamla beraber, o da benim podcast'ime konuk olmasıyla beraber böyle ben şey yaptım. Aa dedim, başka insanları da konuk alabilirim. Güzel olabilir. Çünkü değişik oluyor. Yani gerçekten bir şeyler öğreniyorsun o kişinin alanı her neyse. Ya da boş muhabbetler, goy goy da yapabiliyorsunuz. O da olabilir. O yüzden çok keyif aldım. Bu bir tanesi. İkinci podcast Koku. Koku, Vedat Ozan'ın 2009-2012 yılları arasında yaptığı radyo programlarının aslında bir toplamı. Ve çok, yani 3 senelik bir programdan bahsediyoruz. Dolayısıyla çok fazla bölüm var. 20-25 dakika mıydı? Evet, galiba 30 dakikayı bulmuyordu her bölüm. Ben şu ana kadar 6 bölüm dinledim. Ama tabii ki de dinleyeceğim daha da. Çok hoşuma gidiyor. Kokunun, yani kokunun hem anatomisini anlatıyor, ne olduğundan, hangi parfümlerde ne kullanıldığından, parfümlerin öneminden, yani böyle kokuya dair aslında bilmeniz gereken her ne varsa onu anlatıyor. Çisem Çakır diye bir YouTuber var. Ben bayağı seviyorum kendisini. Hatta beraber podcast'ime de konuk alacağım. Bir sohbet gerçekleştireceğiz. Onun bir YouTube kanalında işte bahsetmişti. Oradan ben aklımda kalmıştı, hani dinleyin isterseniz diye. Bir de kitapları da var diye biliyorum Vedat Ozan'ın. Ben okumadım ama kokuyla ilgileniyorsanız dinleyin diyebileceğim bir podcast serisi. Ve üçüncü olarak Merdiven Altı Terapi. Aslında ben bir tane daha aklıma geldi şu an. Merdiven Altı Terapi, Deniz Dülgeroğlu'nun ele aldığı sorularla yola çıktığı bir böyle hikaye anlatımı aslında. Kendisi her bölümde bir konuyu ele alıyor ve de 20 küsür senedir psikoloğa gitmesinden dolayı ve uykularının kaçmasından dolayı artık
o psikoloğa gide 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 sorunlarının üstesinden nasıl geldiğinden, kendi hayatının nasıl geliştiğinden bahsediyor. Bu her bölümde bir soru sorma fikri benim zaten aklıma aşırı yattı ve bana çok uydu. Bir de benim zaten psikolojiye ne kadar meraklı olduğumu biliyorsunuz artık. O sebeple de hani bana çok hitap etti. Kesinlikle izleyin derim. Aman izleyin ne? Dinleyin işte artık, ben izleyinden dinleyine geçeceğim elbet. Ve son olarak diğer aklıma geleni paylaşmayayım. Hadi uzamasın ama yazdığım bir tane daha vardı. Bir podcast daha. Nilay Örneğin Nasıl Olunur podcast'i. Nasıl olunur zaten başlı başına çok büyük bir soru. Bu podcast'te mesela Arzu Kaprol'ün bir bölümü vardı. Onu dinledim. Serdar Erener'i dinledim. Mert Fırat, Mor ve Ötesi'nden Harun Tekin. Harun Tekin. Aylin Aslım konuk olmuştu. Mesut Süre. Yani böyle farklı farklı insanlarla kendilerinin nasıl olduğundan, nasıl piştiğinden, nasıl o konuma geldiğinden buna dair sorular sorarak bölümler ilerliyor diyeyim. Ve o kişi bu konuma nasıl geldi? Bu hayat tecrübesine nasıl ulaştı? Bunu ele alıyor her bölümde farklı kişilerle ve çok yararlı. Yani gerçekten bütün bu podcastlerden, kendi podcastim dahil, ilk şunu dinleyin diyeceğim podcast Nasıl Olunur podcast'ı. Çünkü bana çok şey kattı. Sorularınızı, yorumlarınızı, düşüncelerinizi, önerilerinizi bekliyorum. Sizin bu ay, yani son zamanlarda, son 2 aydır diyeyim hadi, dinlediğiniz hangi hem sesli kitaplar hem podcastler oldu? Bir de aynı zamanda podcast dinleme alışkanlığınız var mı? Bunu da merak ediyorum. Bunun yanı sıra okuduğunuz kitapları da lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Aslında hem benimle hem de diğer herkesle, çünkü o yorumları herkes okuyor. Bir de özellikle hani kitap paylaştığınız zaman, gerek sesli kitap gerek normal kitap, onu neden önerdiğinizi de yazarsanız, işte atıyorum çünkü bana şunu şunu kattı gibi, çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. O yüzden yorumlarda buluşalım. Beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz abone olmayı ve bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmazsanız, bunu hatırlarsanız gerçekten çok müteşekkir olurum. Koskocaman mahalo diyorum. Her birinize çok 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 sağlık diliyorum. Umarım çok iyisinizdir. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Evet, rahat mıyım? Bilmiyorum. Rahat mıyım? İyice yedi kafayı. Stoklu gitmek candır. Can. Ay ben bugün delirdim ya. Bugün ben niye cümle kuramıyorum? Ne oldu bana? Allah Allah.